Yani şimdi Nazan Öncel için rock'ın anası diyorlar. Yani böyle bir şey var. Böyle bir duyum var. Bu bir kesimin çok fazla hoşuna giderken bir kesimin pek fazla hoşuna gitmiyor. Eleştirenler oluyor. Bu senin seçtiğin bir şey miydi? Hayır. Rock'ın anası konumuna gelmek. Yoksa rock'ın gerçekten de anası mısın? Rock'ın anası var mı? Rock'ın anası sen değilsen kim bu rock'ın anası? Yani bizim için önemli olan rock'ın anasını bulmak. Biz onu önemli olan o yani. Ben çünkü doğdum, büyüdüm. Bu rock'ın anası yok bizde ya. Bak 27 yaşına geldim. Ben hala eve gece dönerken annem soruyor bana. Oğlum rock'ın anasını buldun mu? Bulamadım anne abi. Gelsin anan alayım. Çok zor oluyor. Ne oldu? Çok gücüme gidiyor yani. Çocuğum ana olduk işte. Evet, nedir bu rakın bir defa anası? Ben rakın anasından önce, ben her şeyden önce... Rakın anasından önce başka bir şeyden bahsediyor. Kendim anayım, kendim bir evet, anayım. Evet, tabii annesiniz, yani o başka anasınız. Bir şey, o duygu. Şimdi müzikal anlamda... Erkek çocuğunuz var, bir tane evet, evladınız var. Evet, Allah 21 bağırsın. Yaşında, 22'ye girecek Mart'ın 19'unda. Ne güzel, ne güzel. Ne güzel değil mi? Ne güzel, tamam mı? Tabii harika bir duygu. Çok keyifli çünkü birlikte büyüdük. Ne kadar güzel misket oynayarak falan. Evet. Şimdi rock'ın anasına gelelim. Babasını sonra söyleriz. Babası Erkin Koray olarak zaten evet. Tescillenmiş, biliniyor. Tabii, onu herkes kabul ediyorlar değil mi Erkin Koray'ı rock'ın babası olarak? Rock müziğini seviyor musunuz arkadaşlar? Onu sorayım ben. Ben çünkü Şebnem Ferah'ta başkalarını da hep... R'leri söyleyemiyoruz ya. Bir de rakırlar bize geliyor. Bir tane R'ye harfi bak. Rak rak diye. Bir gün ruhumu teslim edeceğim rak 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 derken burada. Beynime kan gitmiyor. Bir cevaplayayım mı? Sonra tabii buyurun. Şimdi ben her şeyden önce ismimin, adımın önüne ünvan konmasını çok fazla sevmiyorum. Ünvanlardan evet. Hoşlanmıyorum daha doğrusu. Ama birileri böyle bir şeye layık görüp böyle bir ünvan takıyorlarsa ben bunu hak etmeye çalışacağım herhalde en azından. Evet. Bana düşen budur, başka bir şey değildir. Peki kitlen kim? Şu andaki yani bu son albümden sonra rockçılar mı dinliyor? Rock felsefesine inanmış insanlar mı dinliyor yoksa... Yok. Nasıl bir kitle var? Genç mi? Ortaya nasıl bir kitle? Nasıl bir kitle var ya? Ay her türlü kitle var. Aa, yani bu 60-70 milyon bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Efendim yaptığım her albümü öyle ya da böyle bir şekilde kabullendi insanlar ve sevdiler. Evet. Bana kucaklarını açtılar. Ben de elimden geldiğince doğru ve güzel şarkılar ve kendi arzu ettiğim şeyleri yaptım. Bir defa samimiyet vardı yaptığım şarkılarda. Evet, evet. Bu samimiyet insanların gözünden kaçmıyor. Biraz önce de söyledim. Kazaran yakalanmış keşifler değil yani bunlar. Emek isteyen şeyler. Evet. Ve o kitlenin içerisinde çocuklar da var, büyükler de var. İşte orta yaş kesimi insanlar da var. Birçok insan var. Evet yani bu ülkenin insanı. Bu evet. Ülkenin insanı. Peki özellikle. Bahar Güneş telefonda. Bahar Hanım. Efendim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Buyurun dinliyoruz sizi. Konuşmak istiyorum. Tabii konuşun. Yani, konuşmak istiyorum var mı? Konuşun. Yani Nazan Hanım biraz bekleyebilir demek istiyorum. Mümkünse ya. Tabii buyurun. Sizi ilgiyle, çok büyük bir ilgiyle izliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Radyo döneminizden beri takip etmekteyim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok beğeniyorum. Bunun arkasından bir şey gelecek ama hayırlısı bakalım. Ben yine teşekkür etmeye devam edeyim de. Ben müsaadenizle iki teşekkürü daha edeyim, çekileceğim zaten kenara. Hayır, devam et. Şey yapmayayım yani. Ben de bir kesin teşekkür etseniz iyi olur. Şuralar ne güzel, tuş için ideal espriler bunlar ama orkestram yok. Hadi sizde de bir numara yok. Siz ne güzel olmuşsunuz orada ya. Çocuklar açılmışsınız. Buyurun Bahar Hanım, özür dileriz. Buyurun. Sizden bir ricam olacak Beyaz Bey. Tabii buyurun. Kesinlikle tarzınızı değiştirmemenizi rica edeceğim. Yani bu şekilde kalın lütfen. Çok güzel, çok hoşsunuz. Sağ olun. Esprileriniz muhteşem. Evet. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yalnız gece biraz geç vakit olduğu için... İşte böyle bir program herkes izleyemez diye şey yapıyoruz biz yani. Bizim gibi insanlar izleyebiliyor sizi. Gülü seven... Dikenin ne? Dikenin katlanır evet. Evet. Çok haklısınız. Çok güzel. Son katlanır kısmını alamadık biz. Gülü yardımlarından seven... dolayı Nazan Hanım'a teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Bahar Hanım. Biz ise çok teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun. Gerçekten çok seviyorum. Kırmadınız programımıza katıp. Alo. Alo. Devam edelim. Evet. Çok iyi fikir. Alo. Alo Bahar Hanım. Şimdi Nazan Hanım'a sormak istiyorum. Buyurun. İzin verirseniz. Buyurun. Böyle genç, güzel ve dinamik olmayı neye borçlusunuz? Aslında sağlıklı yaşam için hiçbir şey yapmıyorum. İşte şu adam şahittir, bilir. Bir nemlendirici dahi yüzüme sürmeyen bir insanım. Günlük yaşamda makyaj yapmayı sevmiyorum. Koku moku da yoktur. Yok, onu da şey yaptım, alayım diye. Sanıyorum çok müzik yaşatıyor herhalde diye çok düşünüyorum. Çok dinamiksin sahiden de ya. Yani şey var. Gerçi yaş da geçkin değil ki senin. Kaç yaştan bahsediyorum. Hayır, çok ciddiyim. Doğum kaç? Ay sana ne? Dedim ne? Ya sana ne olur mu Nazan? Bana söylemeyeceksin ki kulağıma sor. Ay o. Doğum kaç Nazan? Bak annene şikayet ederim. 57 arkadaşımızın doğumdan. Ay. Ben 57 doğumlusun? Hayır değilim. Hayır öyleysen amcamları tanırsın diye ben. Onlar da 57 doğumlu. O 57'liler birbirini bir tanır biliyorsun. 17, bir 57 şeyi var. Ruhu var onlarda yani. Ya söyleyeyim 1917 tevellüt. Ama senin benim en çok sevdiğim yönüm. Ay hanımefendi hatta kaldı. Öyle bir cümle çıktı arkadaşlar. Alo. Alo. Nazan Hanım. Bahar'cığım dur. Bahar'cığım. Nazan Hanım. Buyurun önemli buyurun. Önemli olan insanın hissettiği yaşta olması. Oğlum evet, ne güzel söylediniz. Ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ederim. Ramazan evet. Gecesi ne güzel söylediniz. En azından 22 yaşında bir oğlum var. Yani 22 yaşında oğlu olan bir anayım yani. Yani yaşını evet. Saklayacağım. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bravo. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi geceler diliyoruz. Çok sevgiler. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir daha almayın bu arkadaşı. Yok şaka söylüyorum. Hep bunu alın. Hep bunu. Mesela bizim yayınımızı hep biz Bahar Hanım'la yaparmış. Böyle bir şeyimiz olurdu. Ben şimdi Hamit'ten sonra benden korkan bir adam daha evet. Anlamadım ama güzel demek. Yani, duyamıyorum. Güzel bazen değil. Duyamıyorum. Aynı anda konuştuğumuz için. Var mı? Pardon. Biz Türk milleti de öyleyiz. İtalyanlar da öyle. Hepimiz evet. Aynı anda konuşuruz. Çok ilginç. Doğru. Ve hepimiz aynı anda konuşuruz ama herkes de birbirini söylediğini anlar. Anlar. 10 kişi bir anda car 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 konuşuruz. Böyle de bir şeyimiz bizim zaten. Bizim işte çok konuşuyoruz. Biz fakat bir şey anlatamıyoruz. Öyle bir durum söz konusu. Yani konuşan bir milletiz fakat anlatamayan bir millet. Sen sırtını dönme bakayım. Çok iyi anlatıyoruz da anlamak istemiyorlar. Anlamak istemiyorlar. Efendim önce ekran başındakilere... Son Rastro ve konukları hoş geldiniz.